Evet sevgili izleyenler, yeniden bir seçim özel programıyla sizlerle birlikteyiz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm kıymetli Kanal 23 izleyenlerine bir kez daha bu ekrandan ve bu programdan iyi akşamlar diliyorum. Efendim sizlere gün içerisinde tanıtımlarımız aslında dün itibariyle başlamıştı. Gün içerisinde de sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Bu akşam AK Parti Elazığ Milletvekili Sayın Zülfü Demirbağ'la birlikte olacağız. Sayın Vekilimiz bugün bildiğiniz gibi biz de ana haber bültenlerimizde sizlerle paylaştık. AK Parti'nin Elazığ Belediye Başkan Adayı dün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açıklanmıştı. Sayın Vekillerimiz dün İstanbul'da o anlara tanıklık ettiler. Bu sabah da Elazığ Havalimanı'nda AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Sayın Şahin Şerifoğulları ile birlikte geldiler. İl binasında bir toplantı düzenlediler. Bunun akabinde de bunun sıcağı sıcağına akşam canlı yayınımıza konuk olacak Sayın Milletvekilimiz. Efendim hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle hayırlı olsun AK Parti 40 ilin. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu arada ilk başkanlığında havaalanına geldikten sonra aşırı sıcaktı. İzdiham vardı. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Orada terledik. Dışarıda da soğuk bekleyenler vardı. Bırakıp kaçamadık. Ayıp olur diye. Su gibiydik. Orada sesimesi biraz akordu bozuldu. Dinleyenler kusura bakmasınlar. Estağfurullah. Bütün izleyenlere de selam, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Evet, sağ olun efendim. Hayırlı uğurlu olsun bir Allah kez daha. Allah razı olsun. Neler söylemek istersiniz? Şahin Şerifoğlu kardeşimizin adaylığı Elazığ'ımız için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tabii malumunuz olduğu üzere 2 ay yakın bir süredir işte aday adaylığı süreci öncesinde çalışmalar başladı. Sonra istifalar bürokrasiden. Aday adayı olanı Türkiye genelinde de Elazığ'da da tüm aday adayı kardeşlerimiz gerek temayül yoklaması gerek kamuoyu yoklamalarıyla öncesinde sonrasında yapılan gerekse belediye başkanımız yani ve bütün belediye başkanlarıyla devamı konusunda yapılan anketlerin neticesinde hepsi masaya yatırılmak suretiyle yapılan değerlendirme neticesinde dün Elazığ'ımızın da içinde olduğu 40 ille ilgili adaylık açıklaması bizatihi Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız tarafından yapıldı. Evet. O anlara şahitlik ettiniz efendim. Çok güzeldi. Sizler de vardınız. Evet. Olağanüstü bir şey vardı. İlgi, alaka çok çok güzel oldu. Orada da tabii biz de Elazığ olarak da milletvekilleri, il başkanımız. Adaydı ama il başkanımız hala devam ediyor tabii Ramazan Bey. Ramazan Bey ondan sonra il adayı şu anda belediye başkan adayı. Belediye başkanı, mevcut belediye başkanı. Hep beraber oradaydık. Evet. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızla o klasik poza siz de girdiniz Elazığ olarak. Nasıl bir duyguydu o an? Tabii daha önce de milletvekili seçiminde ve önceki seçimlerde de Sayın Cumhurbaşkanımız böyle aday tanıtımını müteakip tavsiyeleri oluyor. Evet. Yani tavsiyesi de genel manada daha iyi bir başarı bekliyoruz. Çıtayı daha yüksek yükseltecek çalışma bekliyoruz diyecek o tarzda. Evet. Dün de o meyanda şeyler oldu. Tavsiyeler oldu bize. Ayaküstü görüştük. Daha sonrasında da oradan çıktıktan sonra herkes kendi, tabii sizde de canlı yayın oldu. Diğer televizyonumuzda da oldu Fırat'ta. Orada canlı yayına katıldık. Akabinde oradan ayrıldık. İstanbul'da kaldık. Sabah uçağıyla da geldik Elazığ'a. Evet. Tabii havaalanında arkadaşlarımızla milletvekili, il başkanımız, belediye başkan adayımız hakikaten çok görkemli bir kalabalık, büyük bir ilgi, alaka, teveccüh. Arkasından da işte havaalanın çıkışına kadar zaten kilitlendi. Sonrasında da evet, bunu ben de yaşadım Sayın Vekilim. Uzun bir saat kadar bekledim. Mesafede konvoylar falan bayağı sürdü. Elazığ şehir merkezine gelmemiz. Şehir merkezinde de aynı şekilde Gaz Caddesi başta olmak üzere gezdiğimiz güzergahların hepsinde Cuma Pazarı'nın olduğu eski cezaevin olduğu cadde olsun. Ondan sonra İzzet Paşa döndüğümüz zaman aynı şekilde bütün hemşerilerimizin önemli ölçüde ilgi alakası oldu. Özellikle dikkatimi çekti. Ben gözlem yapmayı severim dikkatli bir şekilde. Bu tabanın memnuniyetini ifade ediyor tabii. Ben de oldu olası hep konuşmalarımda taban siyasetinden bahsederim.
taban siyaseti aslı itibariyle siyaseti tabanla yapmadır. Hı hı. Onun talebi doğrultusunda, isteği doğrultusunda, arzusu doğrultusunda. Evet. Onların tepki duyduğu insanlarla karşısına çıkmamayı, hı hı, arzu ettiği insanlarla karşısına çıkmayı gerektiren bir siyaset tarzı. Sadece o kadar mı? Hayır, taban siyaseti. Tabii zamanlı, mekanlı, cebini, ne varsa sağlığını insanlara ayırmak, onlarla hemhal olmak, onların derdiyle dertlenmek, mümkün olduğu kadar aradıkları zaman telefonda karşısında bulabileceği biri olmak, her yönüyle onların hizmetine kendini adamaktır siyaset. Evet. Taban siyasetinin anlamı budur. AK Parti siyasetiyle örtüşüyor öyle zaten, değil mi? Şimdi Cumhurbaşkanımız da özellikle. Evet. Ben AK Parti siyaseti genel manada katılmıyorum bir milletvekili olarak. Siyaset anlayışını kastedersek, evet, AK Parti'nin siyaset anlayışı bu. Ama Cumhurbaşkanımızın her fırsatta kibirden, gururdan, insanlara tepeden bakmamayı tavsiyesiyle bu konulara her fırsatta alçak gönüllü olma, hı hı, bu konulardaki tavsiyesinin bir sebebi var. O gördüğü eksik veya bu konuda beklediği davranışı veya genel manada diyelim davranışı göremediği için, tepkiler aldığı için, tenkitler alındığı için bu tavsiyelerde bulunuyor. Bizlerin buna dikkat etmesini istiyor. Yoksa durup dururken şimdi diyelim ki tepeden tırnağa, parti teşkilatından, belediyesinden, milletvekilinden, yerel idarecilerinden, il başkanından, ilçe başkanından, ne varsa yani, evet, parti kademelerinde veya siyasi kadrolar diyelim genel manada veya bürokratik kadrolar, hepsi bu anlayış içerisinde hareket etse, alçak gönüllü, güler yüzlü, kapısı herkese açık, insanın derdiyle dertlenen, onların dertlerini halletmeye çalışan, çözüm bulmaya çalışan sorunlarına, bu yapıda insanlardan müteşekkil olsa hepsi. Cumhurbaşkanımız niye bunu söylesin? Yani burada bir aksaklık var. Elbette tamamen değil de, hı hı, belli yerlerde kendisine ulaşan şikayetler var, tenkitler var. Bütün bunları değerlendirmek suretiyle az çok onu kendisi bilir. Kimler, nedir, neyinesidir genel manada. Ben genel manada söylüyorum. Evet. Bu eksiği gördüğü için bu eksiği her fırsatta ifade ediyor. Bu açıdan da özellikle bu dönemde içinde bulunduğumuz yerel seçim sürecinde bilhassa da yerel seçimde aday olan kardeşlerimiz veya seçilecek kardeşlerimizin bu hususiyetleri, bu özellikleri taşımasını, böyle davranmasını arzu ediyor. Haklı olarak. Evet. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanımız kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda, öncesinde tabii, diyelim gençlik kollarında ben de beraberdim. Elazığ Gençlik Kolu Başkanı'nın, Cumhurbaşkanımız İstanbul Gençlik Kolu Başkanı'ndı. Darbe olduğunda, 12 Eylül'de, hı hı, ihtilal olduğunda. O gün o gençlik kollarından, daha sonra ilçe yönetiminde ilçe başkanı, il başkanı, Beyoğlu Belediye Başkanı adaylığı bu arada. Hı hı. Bu arada yine o zaman tercih listem vardı, milletvekili seçildiği halde. Tercih sistemi olduğu için Mustafa Baş olmuştu. Hı hı. Hatta biz seçildi diye Türkiye genelde takip ediyoruz. Beklerken tercihten dolayı Mustafa Bey olmuştu. Ve daha sonra AK Parti kurulduğunda Mustafa Bey getirdi, milletvekili yaptı. Çok iyi bir yere de koydu. İlk üçe mi dörden bıraktı, milletvekili yaptı. Evet. Öyle bir şey de yoktur. Hı hı. Takıntısı Allah'a şükür. Ve beraber o genç kolu başkanlığı yaptığımız zaman da tabiatını yakinen gören, müşahede eden biri olarak söylüyorum ben. Fakat bir insan. Hı hı. Ben bir anekdot da anlatayım. Buyurun, Ahmet lütfen. Kayınpeder PKK tarafından da şehit edilmişti. İl başkanı, belediye etsin, başkan adaydı. Cumhurbaşkanımızla aynı dönemde, hı hı, il başkanlığı yaptılar, belediye başkan adaylığı. Cumhurbaşkanımız seçildiğinde Iğdır'dan adaydı ve çok az bir oyla kaybetti kayınpeder. Orada tehditler, her şey yola başvurdular. Hatta kayınpedere aday olmaması yönünde tehditler oldu PKK'nın. Dinlemedi, girdi. Çok saygın bir insandı. Seçim sonrasında bir muhtar evine davet etti. Oradan kaçırdılar, şehit ettiler. Evet. Bu il başkanları toplantısına gitti belediye başkanı seçim öncesi Antalya'da. Hı hı. Erbakan hocamızın tabii başkanlığında. O toplantıdan döndüğünde dedi ki orada bir, ben tabii kendisine söyledim gittiğinizde dedim baba şeyle Tayyip Bey'le tanışın.
Ben arkadaşımız kendisine söylerseniz ilgilenir, iyi olur, tanışın dedim falan. Oradan telefonla aradı. Tabii santral o zaman var, köy hizmetlerindeyiz. Aradı. Halatı sordu, dedi ki baba burada dedi. Gözün arkada olmasın, gerekeni yapıyoruz, yaparız falan gibisinden. Geçmiş gün. Döndüğünde bize uğradı, lojmandayız köy hizmetleri şimdi özelde. Dedi ki orada bir tane adam vardı, Recep Tayyip Erdoğan dedi. O Recep'in tabii söylemiyor, Tayyip Erdoğan. Dedi geleceğin başbakanıdır dedi Zülfü Bey. İl başkanı. İkisi de. Yıllar öncesinden. O zaman başbakanlık çok revaçta. Cumhurbaşkanlığı makamı biliyorsunuz, sembolik. Formalite, sembolik bir makam. Evet. Onun için onun gözünde başbakanlık ondan daha üstte. Veya işte o günkü ifadesini diyeyim ben. Dedi ki orada bir adam vardı dedi Tayyip Erdoğan ve dedi geleceğin bir kenara yaz dedi geleceğin başbakanıdır. Yıllar önce. Göz olunca öyle. Ufuk olan insan öyle. Eski insanlar daha iyi tabii aslında yani başkanı görüyor ya siyaseti. Niye? Bütün o davranışı, hareketi, her şeyiyle. O güler yüzü, insanlığı, oradaki toplumda gördüğü rağbet, insanların duyduğu sevgi, saygı, bütün bunlar değerlendirdikten sonra bu kanaat oluşmuştur muhakkak. Ve bunu ifade etti kendisi. Nitekim kendisi görmedi ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Sonra işte 2-3 ay sonra biz gittik İstanbul Belediyesi'ne. O gün bitmiş bir İstanbul havasıyla, suyuyla, çöp dağlarıyla Eminönü Meydanı'nda işte maske dağıtıyor gazeteler hava kirliliğinden dolayı. Yani işler acısı ya. Belediyede maaşlar veremiyor, müteahhitlerin parası ödenemiyor, bankalar kredi vermiyor. Bitmiş bir İstanbul. Yani CHP demek zaten iflas demektir. İşte Kılıçdaroğlu'nun genel müdürlüğü, SGK genel müdürlüğü. Top atmış bir SGK. Öncesinde Türkiye'nin en güzide, en güçlü, en zengin kurumu. Büyük arazileri var. Katrilyonluk bugünkü ifadeyle. Tabii. Arazileri var. Hepsini sağ bitirdi, yetmedi. En neticede televizyon yayında Savaş Ay'la Ahmet Kaya'yla falan çıktığı programı da izlemişsinizdir. Yıllar önce, evet. Orada diyorlar ki ya bu hastaneler gün geçtikçe kötüye gidiyor. Eskiden daha doğru diyor, ben size katılıyorum diyor. İmkan bir yatırım yok politikası diyor. Yanlış İmkan diyor. İmkan yok diyor. Politikayı şeye bakana atıyor. Siyasileri atıyor. Zaman yanlış hatırlamıyorsan Nami Çağan Bakan, o da telefona giriyor. O da telefonla canlı yayına katılıyor, o da aynı. Yok ya, ne olacak? Ve orada idare ettiği birkaç sene içerisinde tabiri caizse dibe vuruyor SGK. Bütün ayağı iflas ediyor. İşte nitekim aldığımızda bitmiş bir SGK. Hastaneler, kurumlar birleştirildi. Adam ettik. Bugünkü duruma geldi. O kan revan içerisinde sağ insanın gittiği zaman hasta olacağı iğrenç durumdaki hastaneler bugün 5 yıldız otel haline geldi. Şehir hastanesi gibi, özel hastaneler öyle, hep öyle. Evet. Konfor İnsanlar, yönden hakikaten. Tabii. İlacını alamaz, sıraya girer. O dönemde ben de burada giderdim. 4-5 ilaç verilir, yarısı verilir, yarısı yok. Öbür hafta gelin. Ya çok SSK neyse o zaman SSK. Mevcudumuz yok. Geldiği zaman verir. Tedavi biliyorsunuz. Bütün ilaçlar beraber kullanıldığı zaman tedavi eder. Parça buçuk olmaz öyle parakende. O halden bugünkü duruma geldik Allah'a şükür. Şimdi orada o insanlara davranışı. Biz giderdik böyle açılışlara, toplantılara. Tayyip Bey'le. Orada hatta ben de farklı bir özelliğim var. Şimdi o diğer idareciler falan dikkatini de belki çekmiştir de bilemiyorum da. Menfi müspet artık değerlendirmez kendisine ait ama. Bakıyorsunuz orada bir yaşlı teyze. Veya son derece modern günü bir bayan, erkek neyse. Can atıyor orada, yarmaya çalışıyor kalabalığı bir görüşsün şeyle Tayyip Bey'le. Orada bakar kimse, herkes sessiz. Korumalar yalnız bugünkü gibi değil tabii. Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı gibi. Ya bir iki tane var birkaç kişi koruma moruma bırakmıyorlar. Hemen ben inerdim orada mesela, diyelim ki burada ortada kendileri oturuyor. Biz de bu tarafta 5-6 koltuk bu taraftayız. Yakınında bir yerde. Hemen oradan giderdim, bırakın derdim, alır getirdim. Yani daha konuşma esnasında değil, sonra diyelim konuşma yapacak. O anda önceki idareciler konuşuyor diyelim. Getirdim ya, başkan görüşmek istiyor falan. Tamam derdi, gülümserdi, alırdı, onunla ilgilenirdi orada. Bir bürokrata birine emir vermesi gerekiyorsa verirdi. Giderdi. Ben de ya canım gider o gibi ya. Burada da gelir mesela. İnsanlar çok görmek ister. Bana söyler ya
ölüyorum. Canı gidiyor. Ya bir gelsen Cumhurbaşkanı Mehmet Başbakan. Orada görsem diye. Hı hı. Bir fırsat bulduğum zaman havaalanında bir yerde ya başbakanım, o başbakanken diyelim. Bir görüşmek istiyor. Yani daha sonrasında o rahatsız olmuş olsa der ki ya onu yani çok eski tanıdığı biriyiz. Hı hı. Ya Zülfü bir daha böyle şey girme der. Bugüne kadar böyle bir ikaz olmadığına göre demek rahatsız olmuyor, memnuniyet duyuyor. Evet, öyle tabi, o tabiatı da o. Sağlaması da bu. Tabiatı da o zaten. Evet. Ya ben çekinmeden tutarım, görüştürürüm. Herkes değil ama herkes görüşmek ister. Tabii. Çok ısrar eden belli insanlar vardır böyle candan. Can atıyor ya görüşmeye. Bu insan niye bunu esirgiyorsunuz ya? Evet. İki dakika bir ama eskiden sıkacak. Liderlere ulaşmak çok zordu tabii, Sayın Vekilim. Bunu tabii. Da... Bir Cem Uzan böyle şey derdi. Böyle şeyden elini bu şekilde bir değdirirdi. O da şey olunca o elektrikleme yapıyor demek insanlar. O yetiyordu falan. Alay eder gibi. Tabii yok öyle bir lider. Yani dünyada yok. Bir örneği. Hı hı. Tayyip Erdoğan örneği. Ha şimdi bunu niye söylüyorum ben? Özellikle Güneydoğu gezilerinde çok sıkıntılı dönemlerde her taraf tehlike yazıyor. O güzergah üzerinde otobüsü durdurur, insanlarla görüşür, çocuklarla, kadınlarla, yaşlılarla. Evet, ya da ansızın bir ev ziyareti yapar. Tabii hani ev ziyareti yapar haber vermeden veya bir Allah dostunu ziyaret eder. Yani çok farklı bir insan. Bu tabiatı Tayyip Erdoğan'ı o kademelerden merdiven basamaklarını birer birer atlamadan çıkarak il başkanlığına, belediye, büyükşehir belediye başkanlığına, başbakanlığa, cumhurbaşkanlığa getirdi. Ve dünyada dün Almanya'dan biriyle görüşüyoruz hemşerimizden. Diyor ki ya arkadaş şey de var diyor abi diyor. Merkel'i de var öbürü de berisi de. İnan ki Alman'ı da hepsi de takdir ediyor. Diyor ki ya keşke böyle bir liderimiz olsaydı. Ha güçlüler onu kamufle ediyor liderlerini. İdare ediyor. Evet. Yok ya liderlik özelliği yok birçoğunda ya. Hı hı. İsrail'de her fırsatta başbakan protesto ediliyor. Hükümeti alaşağı etmek istiyorlar ama orada felaket bir diktatör rejimi var. Evet. Dünyaya demokrasi falan diye yok. Alakası yok. Ne demokrasi? Hı hı. Katilin teki zaten. Yani terör örgütü. Hı hı. İsrail yönetimi. Hı hı. Tabiri caizse. Bu Filistin'e yaptıklarından dolayı diyorum. Dünyada herkese karşı tavrı bu zaten. Şimdi bütün liderleri değerlendirdiğiniz zaman ya Tayyip Erdoğan nerede? Bunlar nerede ya? Müjdesi olmaz. Sebebi alçak gönüllü oluşu, insanlara kucak açması, insanları ihmal etmemesi, zamanını, sağlığını, her türlü imkanını insanlara seferber etmesi, bütün yoğunluğuna rağmen. Şimdi bir lider bunu yaparken Tayyip Erdoğan gibi bir lider. Ya Zülfü Devirbağ'ın hatine mi? Veya Sertaç'ın, veya Ahmet'in, veya Mehmet'in, veya belde belediye başkanının, ilçe belediye başkanının, il başkanının, ilçe başkanının, neyse yani, milletvekilinin, bakanın. Hatine mi ya kardeşim ya? Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin. Mecbur değilsin siyaset yapmaya. Bazen ifade ediyorum. Kimse bizim başımıza silah dayayıp da ya gel zorla milletvekili ol, belediye başkanı ol veya yani, siyasi mekanizma içinde. Hep sen. Söylerim ben. Şuraya gel demiyor ya biz kendimiz talip oluyoruz. Biz kendimiz diyoruz ki ya biz aday adayız buraya. Yani şeyde ilçe belediye başkanından, il başkanından, belediye başkanından milletvekiline kadar. Bütün mekanizma böyle. Hı. Bir aday adaylığı süreci var. Seçim yapılır, kriterler değerlendirilir, araştırılır. Az çok bir karar verilir. Hiçbir aşamada kimse kafamıza silah mıyla dayamazdı. Kendimiz talip olduk. Evet. Kendimiz geldik. Hı hı. Ha o zaman eğer tabiatımız müsait değilse, insanlara zamanımızı, cebimizde varsa maddi imkanımızı, sağlığımızı, zamanımızı ayıramıyorsak, yani fedakarlık demeyelim. Hı hı. Bu yani bu özveriyi. Evet, duası bu yani. Evet, bu vazifeyi yapamıyorsak layık üveçili. Aday olmayalım ya. Çıkmayalım milletin sırtına, partinin sırtına kambur olmayalım ya. Evet. Yük olmayalım ya. İşte siyasette keşke herkes sizin onun gibi düşünse bunu. Onun için de liderimiz her fırsatta bunu vurguluyor. Hı hı. Tepeden tırnağa gerek parti gerekse devlet mekanizmasında gerekse işte milletvekili de buna dahildir. Hangi mekanizmada olursa olsun göreve talip olan insanın bu hususiyetleri taşıması lazım. Bu özelliklere haiz olması lazım. Bu anlayışla hareket etmesi lazım. Hülasa. Tabii. Eğer bu anlayışla hareket edemiyorsam aynaya baktığım zaman o zaman aday olmamalıyım. Girişmemeliyim. Talip olmamalıyım göreve.
Ama pratikte pek de böyle şimdi olmuyor. Şimdi Cumhurbaşkanımızın, liderimizin beklediği bu. Evet. Oradan geldik buraya. Önemli bir konu olduğu için özellikle evet. Uzattık böyle. Evet, peki. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmayı biz de basın olarak yakından takip ettik. Özellikle orada konuşmasında çok önemli ifadelerden bir tanesi de Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu konuda neler söylemek istersiniz Cumhur İttifakı ile alakalı olarak? Tabii başından beri bir uyum içerisinde bugünlere getirdiler. Yalnız bundan bir iki ay evvel bir şey oldu böyle. İttifakta bir sıkıntı göründü mali seçimle ilgili. Yoksa genel manada devam ediyor. İki lider de öyle açıkladılar. Evet. İttifak devam ediyor. Ama yerel seçimle ilgili bir şey oldu. Ufak bir sıkıntı var gibi oldu da. Daha sonrasında yapılan görüşmelerde bu tabaka sağladılar. Yani bir bakıma da zorunluydu. Niye? Çünkü karşıda 5 benzemez diyorum ben. Bir tarafta 12 Eylül evveli eski solcu komünist dediğimiz CHP. Bir tarafta gerçek komünist. Kürtçülükle şununla bununla ilgisi yok. Zaten Kürtçülük ırkçılıktır. Dinimizin İslam'ı men ettiği bir şeydir. Bölgesel milliyetçilikte Cumhurbaşkanımızın bahsettiği o da ırkçılıktır. Ama ırkı manada milliyetçilikte zaten İslam'da yeri yok. O da ayrı bir konu. Ama asıl mantalitesi, özü PKK'nın şeydir. Yani komünist zihniyete sahiptir. Din evet. düşmanıdır. Yani anlayabilecek şekilde söylüyorum. Herkesin de insanın. Ha, dolayısıyla bir tarafta bakıyorsunuz solcu CHP. Bir tarafta bakıyorsunuz komünist PKK şeyi, PKK'nın siyasi partisi HDP. Bir tarafta bakıyorsunuz şeriatçı, İslamcı eski bizim aynı kökten geldiğimiz için bunu bu şekilde ifade ediyorum. Saadet Partisi. Evet. Allah versin. Bir tarafta bakıyorsun milliyetçi kökene sahip milliyetçi lider Pensilvanya bağlantılı Meral Akşener ve ekibi Milliyetçi Hep 6. Ya gözünü sevdiğim hangi ya, bir tarafta İşçi Partisi Perinçek. Ne varsa hepsi. Yani kim ne bulmuşsa sepete atmış. Ne arasan var. Şimdi karşıdan biri diyebilir ki ya siz de ittifak yapıyor. Ya, tamam yapıyoruz da AK Parti ile MHP arasında öyle ciddi bir şey yok ki. Tabanda görüş ayrılığı yok ki. Sadece savunduğu mefkürede ufak demek farklılıklar arz ediyor. Siyaset tarzı biraz farklı o kadar. Yoksa öyle ciddi bir ayrım yok. Evet. Belli konularda. Ki tabanlar çok yakın tabii zaten. Tabii canım aynı taban aşağı yukarı. Şimdi öyle olunca da elbette ki biz bu tenkidi yöneltiyoruz karşıda CHP. Dikkat etmesi lazım. Bu tarafta AK Parti MHP bu ittifakı Allah korusun. Çatıdar veya bu ittifaktan vazgeçirirse karşıdaki bu şer ittifakı diyeyim ben Türkiye'ye ciddi sıkıntılara mal olur. Türkiye'nin geleceğine çok menfi etkileri olur. Felakete götürür yani. Şimdi düşünün ki HDP şeyle anlaşıyor CHP ile diyor ki başkanı siz alın diyor. Genel sekreterliği bize verin. Anlaşma öyle. Veya büyükşehri siz alın bir ilçede güçlü olduğumuz birkaç ilçeyi bize verin. Veya başkan yardımcısını verin. Yani nedir? Neticede HDP gelecek. HDP girdim oraya eş başkan sistemi gibi. Onu da bir bakıma uygulamada CHP'ye taşıyacak. Ve mali seçimde illerde kayyuma atanan yerlerin dışında veya atanacak yerlerin dışında bu sistemi uygulayacak. CHP olduğu için de kayyum da atayamayacaksın. Oradan rahat rahat örgütle paslaşacak. Yazık günah değil mi ya? HDP'nin elinde olan yerlerde nerede bir ne hizmet yapıldı ki? Hendek azmanın dışında. Gelen devletten gelen, hükümetten gelen ödeneklerin PKK'ya örgüte gönderilmesinin dışında işte diyelim resmi araçlarla eroin, uyuşturucu bilmem bomba taşımaktan başka oradaki gençleri kampa, yaz kampı, gençlik kampı adı altında getirip örgüte göndermenin dışında ne yapmışlar ki? Ondan sonra da ismi Kürtçü. Ne Kürtçüsü ya? Benim kayınpederim bal gibi Kürtlü, Kürt aşiretine sahipti. Markaydı Iğdır'da. PKK kaldırdı, kaçırdı, şehit etti. Kürtlerin alim, aşiret reisi, bizim Emin Dindar vardı. Şırnak milletvekili, beraber görev yaptığımız 24. önde İstanbul Belediyesi'nde görev yaptık. 12 kardeş aynı şekilde şehit edildi. Evet. Alimler, ulemalar, Güneydoğu'da böyle gerçekten tabanda
büyük sevgi saygı duyulan Allah dostu denilebilecek alim insanlar falan heba edildi. PKK tarafından. Niye? Din düşmanı ya. Tamiri yok yani. Evet. Yani Kürt halkıyla alakaları yok diyorsunuz. Zaten şu anda 50 milletvekili varsa kaç bilmiyorum ben. Çok da ilgilenmem de. 50 milletvekili varsa 40'ı zaten Kürt değil ya. Veya 30'u Kürt değil. Mesele Kürt değil ki zaten. Öyle bir meselesi yok ya. Onun bir kılıfı mı diyorsunuz? SİHA'nın kullandığı yani FETÖ neyse terör örgütü olarak şey de aynı. Biri diri kisveyle çıkmış Müslümanları aldasın. İslami tabanı kullansın. Amerika'ya hizmet etsin. Öbürü de çıksın Kürtleri istismar etsin, kullansın. İkisi de SİHA'nın oyuncağı. IŞİD neyse. Öbürü nedir şu anda yeni ismiyle? DEAŞ. Neyse. FETÖ de aynı, PKK da aynı. Hepsi de aynı. Hepsi aynı hizmet ediyor. Gaye hizmet ediyor. Peki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tabii bu dönem yine bir parti daha girdi. İYİ Parti de şu an mecliste. Toplamda 5 siyasi parti var. Meclis çalışmaları hakkında neler söylemek istersiniz Sayın Vekilim? Tabii şimdi bir meclisin her fikirden, her partiden, her tabandan temsil edilmesinde yarar var. Zenginliktir. Bütün renklerin bulunması faydalı, faydalı ama Avrupa değil burası, Türkiye. Ya geliyor orada sıradan bir kanunu bile geçirmeye kalktığınız zaman önergelerle meclisi boğuyorlar. Diyelim ki saat 3'te meclis veya salı günü dışında 2'de meclis başlıyor. Ertesi gün bakıyorsun sabah namazı kanun devam ediyor. Meclis kapanıyor, bir sonraki gün devam ediyor. Alt üstü normal zamanda, iki partili dönemde yani AK Parti CHP'nin olduğu dönemde 2-3 saatte çıkacak bir kanun, bir bakıyorsunuz 20 saat sürmeye gerek yok, yazık ya. Orada mecliste dünyanın personel çalışıyor. Yani masraf olarak düşünürsen basit gibi görünür ama her tarafı sıkıntı. Tabii. Orada gereksiz yere seçmene selam. Hadi diyelim HDP çıkıyor bir sazdan çalıyor. İşte İYİ Parti bir sazdan çalıyor, CHP bir sazdan çalıyor. Bir de bir Saadet'in şeyi var, Cihangir bilmem ne. O da çıkıyor. Hakaret üstüne hakaret, yumuşak bir üslubu var. Bizim gibi çok fazla böyle sert değil ama çok bakıyorsunuz böyle yumuşak yumuşak, hakaretin bini bir para. Mahkemeye verdik geçen bir konuda. Yaptığı hakaretler nedeniyle. Şimdi girmiş CHP ona söz hakkı veriyor ki bilinçli olarak AK Parti'ye hakaret etsin, huzursuz olsun. Ya böyle bir anlayış olur mu ya? Amaç millete hizmet değil. Amaç kanun, milletin ihtiyaç duyduğu kanunu, anayasa değişikliğini yapmak değil. Şu anda anayasa değişikliği yapacak bir durum yok ama kanun değişikliğini yapmak değil. Ya orada seçmene selam vermek, insanların kafasını bulandırmak, olası bir seçimde bir parsa kapmak. Mümkünse devletin bir kenarını, bir köşesini ele geçirip orada imkanları kullanmak. Başka ne olacak? Yazık, günah. Evet. Efendim tabii şimdiki soracağım soru güncel bir soru değil ama seçim döneminde biz bu konuyu değerlendirmedik. Şimdi biraz hafızamı yoklayınca özellikle yeni hükümet sistemi, bunu da aslında soruyu birleştirerek soracağım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık ifade ettiği bir uyum süreci ve yeni bir dönemin tabii ki bir süreci işliyor. Bunun yanında muhalefet partileri bu süreç daha ilk başında başladığında eğer bir diğer seçimde çoğunluğu sağlamaları halinde tekrar parlamenter sisteme geri dönüşle ilgili bir takım söylentileri vardı. Türkiye'de böyle bir şey tekrar gündeme gelebilir mi sizce? Tekrar parlamenterizme şimdi dönüşle bir, ilgili. Çok zor şartlarda referanduma giderek milletin onayıyla başkan sistemine geçildiği halde bu ilerleyen süreçte veya yıllarda tekrar sisteme dönmesi mümkün değil. Ha, bunu ifade etmek suretiyle seçmene bir mesaj veriyorlar. Yani bizi güçlendirirseniz, iktidara getirirseniz, İşte ittifak halinde olduğu partilerle birlikte. Ha, geldiğimizde bu sistemi değiştiririz. Alakası yok. Neyi değiştirecek ya? Ha, sistem henüz daha oturmadı ama gerçekten dünyada takdire şayan bir sistem uygulandığı ülkelerde. Şimdi bürokraside bakanlıklar birleşti. İşte onlar üzerinde çalışmalar yapılıyor. Evet. Bürokraside bazı reformlar yapılacak. Ve dolayısıyla sistem oturduğu zaman sistemin ne kadar gerekli olduğunu, diğer sisteme göre ne kadar avantajlı olduğunu, ne kadar daha rantabl olduğunu göreceğiz. Yani faydalı bir çift başlılık vardı aslında, değil mi? Parlamenter sistemde. Çift baş, bir de şöyle,
Şimdi diyelim ki koalisyonla başbakanı getirdin. Diyelim ben başbakan oldum. Öte tarafta da işte eskiden olduğu gibi diyelim ordu baskı yaptı şimdi. O kalktı da yani ordu baskı yaptı. Belli güçler işte diyelim medyası, iş adamları. Sen de tuttu Cumhurbaşkanı seçti Farzuman. Ben sana kararname gönderiyorum. Basit bir genel müdür kararnamesi imzalama. Vali kararnamesi imzalama. Emniyet müdürü kararnamesi imzalama. Birini görevden alacaksın, aldırma. Görev vereceksin, verdirmeyi. Nasıl sistem tıkanır? Çalışmaz dedik gibi yaşadık bunları. Üçlü kararname. Evet, üçlü kararname dedi. Şimdi dolayısıyla tek başlı olması lazım ki verimli bir hizmet gelsin, icraat yapılsın. Yatırımlar yapılsın. Ülke geleceğe emin adımlarla yürüyebilsin hedeflerle. Ana Muhalefet Partisi özellikle parti devletine gidiyoruz diyor Sayın Vekilim. Ne diyorsunuz bu konularda? Tabii o şeyi gördüğü için CHP'nin tek parti dönemini o zaman CHP'nin il başkanları biliyorsunuz valilik yapıyordu. Belediye başkanı hepsini yapıyordu. Açık oy gizli tasnif yapılıyordu. İstemediği biri olursa çok sıkıntı gördüğü zaman Allah rahmet etsin Menderes gibi hemen uydur kaydır bir şeyler bulup belgeler emareler. Yasada duruşmaları. Ondan sonra idam edersin. Şimdi bunlara mahsus. Şimdi Tayyip Erdoğan döneminde öyle bir tek parti şey olur mu ya? Dönem falan olur mu? Öyle şey olur. İki partili sistem olur. Onu söylerse doğrudur. Ha nedir bu iki parti? İşte ittifakla bu şu anda oluyor. Ha ilerleyen süreçte belki Amerika'da şey vardır cumhuriyetçiler, demokratlar işte sağ sol diyelim bizde. Yani genel manada öyle diyelim. Evet. Şey olur, iki parti dönemi olur. İki partili döneme geçilir. Ama tek parti dönemi hiçbir zaman olmaz. Tek parti dönemi krallıktır. Nerede var öyle şey canım? Evet. Yani bir parti devleti. Bir de beğenmediği zaman bir dahaki seçime diyelim ben geldim beni beğenmedi seni seçer. Evet. Seni beğenmedi öbür arkadaşı getirir, partiyi getirir. Evet peki. Efendim FETÖ ile mücadeleye de kısaca değinmek istiyorum. Son durumda nedir? Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok sık açıklamalarda bulunuyor. Neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii devletin içerisine bu geçen 40-50 yıl içerisinde hemen hemen bütün iktidarlar döneminde bazen deniliyor ki Cumhurbaşkanımızın bazı ifadeleri istismar edilerek işte ne istedi vermedik. Yani bunu söylerken tabana bir mesaj Cumhurbaşkanımız verdi. FETÖ'ye bel bağlayan veya inanan cemaat dedikleri altı cemaat de en altı. Ama üstünün cemaatle Mehmet'le İslam'la alakası yok zaten. Alttaki o inanan kesime bir mesaj. Ya arkadaş bunlar talepleri olduğu zaman yerdir, yurttur, okuldur, bankadır, kuruluşudur. Yani ben konuda da iyi kötü yardımcı olundu. Ama bunlar ihanet içerisinde olunca bugün bu tedbiri almak gereği duyduk. Daha önce işte 17-25 Aralık'ından, Gezi olaylarındaki rolünden, MİT tırları meselesinden vazgeçtik. En neticede 15 Temmuz'da büyük bir ihanet girişimi oldu. Evet. Darbe girişimi oldu. Şimdi bu darbe girişimiyle birlikte elbette ki bunlarla iltisaklı olan, bağlantılı olan, bunların amacına hizmet eden insanlar elbette ki hesaba çekilecek. Ha tabii burada şu var. Her gün ordu içerisinde, emniyette, resmi kurumlardan alınıyor. İşte diyelim ki gözaltına alınanlar olunuyor. Mahkeme edilen içeride olanlar var. Açığa alınanlar var. İhraç edilenler var. Ha %100 isabetlidir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ha %3-5-10 belki bazı kurumlar itibariyle sapmalar olabilir. Araştırdığım için demiyorum da görünen o. Biz de şeydeyiz. İnsan Hakları Komisyonu ile beraber dilekçe komisyonu. Toplantılarımız oluyor. Hep gündeme geliyor. Oradan biliyoruz. Şimdi nitekim bunun neticesinde olağanüstü hale gidiliyor. Komisyona gidiliyor. Yollar açık. Şimdi %100 isabetli mi? Elbette olması mümkün değil. Niye? İnsan olduğu yerde hata olur. Tabii ki. Hatadan kimse münezzeh değil. Dolayısıyla diyelim başındaki amiri bir yanlış değerlendirme yapmıştır. Belki nefsi hissi bir değerlendirme yapmıştır. Belki diyelim ki yapılan ihbar, ihbar veya itiraf. Bazen itirafçılar var. Adam FETÖ'cünün kralı. Amiyane tabirle. Ama kendi kendini kurtarmak için gidiyor. Ya bir toplantıya katılan sıradan bir hemşerimizi veya vatandaşımızı suçluyor ifadesinde. Bir bakıyorsunuz beklenmedik bir anda içeri alınıyor veya çalınıyor.
Devlet bu tedbiri almak durumunda. Takip edebilmek için. Hakkında yeterli bilgiye, belgeye sahip olabilmek için. Yani bunu, bir hukuk süreci işliyor tabii, tabii ki. İşleyecek. Dolayısıyla bu süreç işlerken elbette az da olsa, %3-5 de olsa mağduriyet yaşayan da var tabii. Yaşayacak da. Ama inşallah devam eden süreçlerde bunlar tespit edilmek suretiyle hakları teslim edilir. Onlar da o mağdur konumundan kurtulur. Buradaki art niyetli insanlar da tespit edilmek suretiyle gereken yapılır. İhanet içindeki insanlar da inşallah peyderpey cezalandırılıyorlar. En ağır şekilde cezalandırılır. Evet. Gereği yapılır. Hukuk bu konuda zaten elbette. Ama büyük bir ihanet şebekesi yani dünya çapında örgütlenmiş, SİHA'nın örgütlediği bütün ülkelerde ki ben Bangladeş'e gitmiştim, dostluk grubu başkanıydım geçen dönem milletvekiliyken. Orada bir emekli paşanın evine gittik. Emekli de paşaydı. Bir başka emekliden de görüşmüştük. Orada çocuğu okulda okuyor. Evlerine gittik. Üsküdar'a giderken şarkısıyla karşıladılar. Türkiye yemeği sanki Türkiye'de yemek yememiş. Göz boyama. Biz de hoşumuza gitti. Ne güzel ya. Bangladeş'te işte Türk kültürünü tanıtıyorlar. Türk müziğini tanıtıyor. Türkçe öğreniyor. Birkaç kelime öğrenmiş. Bir soruyor, sual ediyor falan. İnsanın nefsini okşuyor. Güzel geliyor. Hepsi o kadar ama. Evet. Okuttukları o okullarda İslam'la eser yok. Türkiye'den zaten eser yok. Hiçbir şeyde insanlıktan eser yok. Buradan Türkiye'den kalkıyor. Tıp fakültesini kazanan süper zeka bir evladımızı illa diyor sen farzumal edebiyat öğretmeni olacaksın. Orayı tercih edeceksin. Ettiriyor. Bu kutsal bir görev beyni de yıkıyorlar. Nereye? Bangladeş'e. Dakikada gidiyorsun. Su arsenikli. Adamların kemiği çıkmış. Bakıyorsun bisikletlerden taşıma yapıyorlar. Üç tekerli bisikletle. Taka diyorlar onlara. Ondan sonra yani Python gibi de yani tekerlekli bisiklet. Onunla yapıyor ve soruyorum ya bu adam ne kazanıyor? Diyor ki ya belli şirketlerin emrinde bu şoförlük yapıyor. Veya kendin de olsa. Bir günde bir kiloluk, iki kiloluk bir şişe suyu ancak alabiliyor. Böyle fakirlikle iç içe bir ülke. Perişan bir ülke. Orada öğretmenlik yaptırıyor buna. Oranın şartlarında ancak karnını doyuruyor bu adam. Gidiyor FETÖ'ye hizmet ediyor. Bu gerzeye, bu şizofren markaya hizmet ediyor. Maalesef. Altını mı alırsın, üstünü mü alırsın? Ama kullanan iyi kullanıyor. Rüyalar görüyor. Bakıyorsun Facebook'ta sürekli iktidar gidiyor, geliyoruz bilmem ne. İnsanları aldatıyor, rüyalarla eğitiyor. Belli mecrada hareket etmesini sağlıyor. Ki gidip de itiraflarda bulunmasınlar. Örgütü iyice bilinmeyen yönlerini ortaya koymasınlar. Ayağa düşmesin. Yine amiyane tabirle. Diye rüyalarla maalesef bizim saf insanımızı kandırıyor, kullanıyor. Maalesef. Peki. Efendim Elazığ'daki yerel seçime dönerek programımızı noktalayacağım. Yerel seçimle ilgili bir tahmininiz var mı? Ve ilçe belediye başkan ve belde belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Son olarak bunu da alalım sizden. Teşekkür ederim. Buyurun. Tabii nokta bırakmayın. Noktalı virgül bırakıp devam ediyoruz. Yani. Buyurun. Buyurun. Şimdi tabii il belediye başkan adayı Şahin Şerifoğlu kardeşimiz açıklandı. Sadece önümüzdeki hafta yani yarından itibaren genel merkez nezdinde milletvekillerimiz, il başkan arkadaşlarımız, il başkanımız gerekli olan ilçe başkanlarımızla birlikte değerlendirme yapmak suretiyle orada temayül yoklamaları ve kamuoyu yapılmış onların da neticesini önümüze koymak suretiyle değerlendirme yapacağız. Genel merkezin takdirine sunacağız. Nihayet orada karar verilecek. İlçe belediye başkanları belirlenecek. Belde belediye başkanları, il genel meclis, belediye meclisi de tabii il belediye başkanı, belediye başkanlığı resmi süreciyle birlikte ileride seçim kurulunu açıklayacak takvim çerçevesinde daha doğrusu adaylar resmileştikten sonra bu veya şu anda yani diyelim ki yine çalışma yapılır ama resmi olarak o zaman yapılır, açıklanır. Belki o zamana kalmayabilir. Ama süreç belde, tüm hızıyla işliyor değil mi? Belde belediye başkanlarıyla ilgili de burada il teşkilatımız, milletvekilleri yapılan varsa kamuoyu veya temayül o çerçevede veya araştırma. Mevcut belediye başkanlarımızdan kalacak olanlar kalır. Değişmesi gerekenlerle ilgili gerek çalışma yapılır, kimin olması uygun görülüyorsa
O da seçim kuruluna sunulmak suretiyle artık bilfiil seçim çalışmasına girmiş olacağız. Evet, peki. Sayın Vekilim çok teşekkür ediyoruz. Ben zamanı teşekkür ayırdığınız ediyorum. İçin. Bizleri dinleyen hemşehrilerimize de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bizi dinleme sabrı ve lütfu gösterdikleri için. Evet. Allah hepsine razı olsun. Her zaman da hizmetlerindeyiz. Sağ olun. Sendeyiz inşallah. Sağ olun Sayın Vekilim. Birçok mesaj da geldi Elazığ'ın çeşitli bölgelerinden. Tabii hepsinde okuma imkanımız yok sevgili hepsine izleyenler. Hepsine de sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Evet, herkese. Aradıkları zaman da inşallah zamanımız el verdiği ölçüde kendilerine tatmin edici bir şekilde cevap veririz. Peki. Sayın Vekilim çok teşekkür ediyorum. Meclis çalışmalarınıza da başarılar dileriz efendim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, seçim satım halinde Kanal 23 televizyon olarak seçimin nabzını sizler için tutacağımızı söylüyoruz defaatle. Bu akşamki seçim özel programında da kıymetli bir büyüğümle birlikteydik. AK Parti Elazığ Milletvekili Sayın Zülfü Demirbağ bu akşam seçim özel programımızın konuydu. Gerek yerel seçimler gerekse ülke gündemi ve birçok konuyu sizler için değerlendirdik. Yeniden sizlerle görüşünceye dek hoşça kalın. Evet, teşekkür ederiz sizlere.